Rusya'nın Kırım'a müdahalesi Avrupa Birliği kolidorlarında muazzam bir heyecan yarattı. Perşembe günü Brüksel'de olağanüstü toplanan Avrupalı liderler ilk aşamada Rusya'ya vize muafiyeti müzakerelerinin askıya alındığını duyurdu. Ayrıca Avrupa Konseyi Başkanı Van Rompuy krize diyalog yoluyla çözüm bulunması amacıyla görüşmelere başlanmaması durumunda Avrupa Birliği'nin üç yaptırımı devreye sokacağını açıkladı. Ronfoy bu yaptırımların Avrupa Birliği Rusya zirvesinin iptali, Avrupa Birliği ülkelerine seyahat yasa ve mal varlıklarının dondurulmasından oluşacağını belirtti. NATO'da Rusya ile tüm işbirliğini gözden geçirme kararı aldığını duyurdu. Fakat uzmanlar Rusya'nın doğal gazı hem Ukrayna'ya hem de Avrupa'ya karşı bir silah olarak kullanabileceğini söylüyor. Avrupa ihracatı Rusya gayri safi yurt içi hasılanın sadece yüzde birini temsil ediyor. Öte yandan Rusya'nın Avrupa Birliği'ne ihracatı ise Rusya'nın gayri safi yurt içi hasılasının yüzde oranında. Uzmanlar Brüksel ile Moskova arasındaki ekonomik savaşın Avrupa enerji fiyatlarında yükselişle sonuçlanacağını da söylüyor. Euro bölgesi gayri safi yurt içi hasılasında şimdi ve 2015 arasında %1,5 düşüş olacağı belirtiliyor. Fakat ekonomist Karsten Breski'ye göre en büyük kaybı rubledeki düşüşle Rusya yaşayacak. Rus gazı ve petrol satışları üzerindeki olası bir ambargo durumunda Rusya'nın gayri safi yurt içi hasılası 2015 sonuna kadar %10 oranında düşecek. Bu sırada Breske'ye göre her Avrupa ülkesinin de kaybı aynı olmayacak. Mesela Almanya, Rusya'dan gelecek gaza daha bağımlı. Ayrıca Rusya'da yatırım yapan Alman firmaları da var. Rakamlarda bu yorumları doğrular nitelikte. Rusya'da 6 bin kadar alman işletmesi var. Neredeyse 200 bin iş dalı Almanya ile Rusya arasındaki ticarete bağlı. Yani Rusya ile Avrupa Birliği arasındaki olası bir savaştan her iki tarafında zararlı çıkacağı kesin.